Merhaba arkadaşlar. Bahçemdeyim şu an. Şu satıldı. Zonguldak'tan çiçek sever bir arkadaşımız istedi. Bunları ben bayramda almıştım. Yanlışlıkla Bursa'ya kızıma gittiler. Tekrar geri geldiler. Şöyle dikimini yapacağım bunların. Sevgili arkadaşlar, bir de bir şey söylemek istiyorum ben size. Sesim geliyor mu bilmem. Hani bazı videolarım bir ay önceden veya 1,5 ay önceden çekilmiş oluyor. Hani anlık çekim değil benim çoğu videom. Çünkü hani çekip atıyorum. Gün geldiğinde sırayla zaten kendisi saati ve günü ayarlanıyor YouTube'da. Günü geldi mi kendiliğinden yayınlanıyor. Hani İncihanem Instagram hesabından sorularınızı bana sorarsanız çok mutlu olurum. Bunları ben böyle tek tek aldım. Fide şeklinde. Şöyle beraber dedim dikimini yapalım. Havacım bize sevdirdi bunları bana. Daha doğrusu bize değil bana. Yazı görmeden Ağustos geldi neredeyse. Bugün Temmuz'un 1'i mi 2'si mi? Ama daha havalar şurada birkaç gündür ısındı. Bunları böyle diktik bakalım. Bir ay sonra farklılığı görürüz hep birlikte. Ben üstü toprağını duyan etmiyorum böyle. Çıkmamıştır umarım. Çıkmıştır umarım. Biraz yukarıda kalmış. Hiçbir toprağını ziyan etmiyorum. Bunları ben gübreyle veya herhangi bir şeyle karıştırıp artık oradaki sevim veya cemal çiçekçilikle hısım olacağız. Neredeyse bunları da Zeynep'e vermiş. O videomda da görürsünüz. Zeynep'le zoraki bir video çektim orada. Artık çocuklar video çekeceğim veya herhangi bir yerde durdum. Suratları 5 karış oluyor. Arabadan inmediler. Ben de Zeynep de gelmek istedi benimle. Artık onunla videoyu tamamlayacağım diye bebeğim çatladı. O arada da ona oradaki Kamil sanırım Kamil Bey Zeynep'i ayırmışlar ikisi. Şu iki tane beyazı Zeynep takmış poşeti koluna. Böyle arkadaşlar şunun dikimini yaptım. Çıktı mı bilmem. Artık bu videoyu editlerken göreceğiz çıkıp çıkmadığını. Şu sukulentlerimi de şu toprak kurumadı ne zamandır. Artık kök çürümesi yapacak diye böyle bir havalansın diye boşalttım oraya. Şöyle tekrardan şu toprak bir havalansın. Ondan sonra şu tabağını bir güzel yıkayayım. Ondan sonra tekrar dikimlerimi yaparım. Şunu ben yayarım şimdi bir yere. Havalansın toprağı. Biraz da torf ilave ederim buna. Çok fazla çünkü bu taş çakıl var içinde. Atacağım bunu buraya. Bir video olarak da şöyle bir bahçemde gezinti yapalım. Şimdilik hoşça kalın. Evet arkadaşlar bir sürü dağıttım yine bahçeyi. Şöyle cam güzellerini çektim. Ay diktim pardon. Onun üzerine şöyle bir video hazırlayayım. Şu dağıttığım perişanlığı bir görseniz.
karşı dikenler tacının yerini falan değiştirdim. Şimdi gideceğim oraya yavaş yavaş. Böyle buz çingene şalvara. Şöyle şimdi mercan. Bu da yaprak güzeli. Çınar sardunyam. Begonya diyecektim yine. Yine böyle cam güzeli. Begonyam. Şöyle karşıda bu sedum türü. Kadife gibi sardunyam. Telgraf çiçeği. Artık yetişemiyorum bazılarına. Yer kıtlığından yetişemiyorum değil. Yeri yerim yok artık. Şuralar bir daralanacak ama bakalım bir gün zehra alan otur geçeceğiz başına. Kadife çiçeği. Çok seviyorum. O kadar çok seviyorum ki. Çocukluğumda sakızımı sakat artık bundan böyle turuncu turuncu olurdu. Buradaki bütün çiçeklerden kıymetli o. Değerli. Atlaslar geçti artık. Böyle. Maymun kuyruğu. Şöyle. Elefer gibi öptüm başıma koydum bunun çiçeğini. Çok istiyordum. Çok özeniyordum buna. Kaybedeceğim diye çok korkuyorum. Böyle açsın da bakalım. İyice görelim çiçeklerini. Şöyle tilki kuyruğu karides. Tilkinin kuyruğuna benziyor mu? Çok benzemiyor. Tuhaf tuhaf isim takıyorlar. Şöyle sarı gelin var orada. Şu fırfırlıları da bir saksıda toplayacağım. Güzel bir toprak hazırlayacağım onlara. Komşunun kanaları da açtı böyle. Bu sene pek bahçeye bakmadı benim komşum. Şunu da dikeceğim bir saksıya. Şu da yine sarı gelinin. Bunun çiçekleri geçmiş aldığımda. Tohum yapıyor sanırım arkadaşlar. Bir bakacağım bakalım. Menekşelerim. Bunların da bugün bir bakımını yapacağım veya yarın artık. Susadılar çünkü. Şöyle sardunyalarım. Bunların da bakımı olacak. Maculatam. Şu atlasım her yerinden böyle çiçeklendi. Bakın. Bak bu çiçeği turuncu. Bu pembe. Şu turuncu. Görüyorsunuzdur zaten. Onunla biti olmuştu. İlaçladım ama sanki daha açmaya hazırlanıyor gibi. Onun bir toprağını değiştirip güzel, verimli bir toprak yapmak lazım ona. Şurada küpelim böyle. Hiç güneşe dayanamıyor. Güneşten haz etmiyor. İncecik bir de bunun dalları diğerinden daha ince. Böyle. Yine böyle açan atlasım açmaya devam ediyor pembe. Şu da böyle gül. Cam güzeli. Cam güzellerimi bir yere topladım. Arkadaşlar yani cam güzeli bana hiçbir çiçek fazla gelmiyor. Çok saran oldu özelden. İstiyoruz gül cam güzel istiyoruz hadi dedim gitmişken alayım 17 tane filan aldım ondan sonra kargoyu siz mi ödüyorsunuz ondan sonra çok mu geliyor o mu oluyor kargo alıcıya mı ait benim de böyle kafa atıveriyor birdenbire bana kimse bu zamana kadar bir kuruş kargo parası ödemedi maalesef. Yani çiçek istiyorsan çiçek ekmek veya su gibi ihtiyaç olan bir şey değil. Tamamen lükse dayalı bir şey. Ondan sonra. O yüzden kimseye hiçbir çiçek göndermiyorum. Kendim buraya böyle toparladım bunları.
bir arkadaşımıza gönderdik. Bu çok hassas bir çiçek. Çelik istedi. Çelik gönderdim. Hem de köklü yerlerinden. Onda da tabii bir iki gün kargoda kalınca tabii haliyle kötüleşiyor. Ama onunla bir böldüğüm bütün şeyler neredeydi o? Güzelleşti bende. Tuttu yani. Aşkın gözyaşı. Yine kırmızı atlasın böyle. Bu şekil. Şöyle cam hemen eforbiyelerimi buraya topladım bakın. Beyaz. Beyazım da var da. Güneşi gördüm ha. Bak şu sarı. Şu beyaz. Bu da beyaza benziyor. Şu ebruli. Bakın mesela şunu satışta dedim. 25 TL dedim. Satışta deyince mundar oluyor. Bakın ne kadar güzel oldu. Bunu 150 liradan aşağı alamazsınız şu an. Ama ben bunu defalarca videolarımda 25 TL isteyen, arzu eden varsa diye. Çünkü ben çok İtalyanları çok hoşuma gitmiyor. Bunlar daha çıtı pıtı geliyor bana. Şu mor. Çok güzel. Şu pembeli ebruli. Geliyorum. Hemen videom bitiyor. Şu kırmızı yine. Sen başla annem. Geliyorum ben. Burada asterlerim de açtı. Hali Afrika zambağımı bekliyorum. Hacı bekler gibi. Şurada bir tanesi açmış bakın arkadaşlar. O da yine Afrika zambağı. Giremiyorum ben buralara. Bakın. Gördünüz mü? Bakın. O tarafa geçemiyorum. Oraya kenara çok su almıyor diye oraya böyle kaktüs dikmiştim. Şunu da şu klematise şey yaptım. Dayanak yaptım. Dayanaktan hariç her yere gidiyor, sarıyor. Arkadaşlar bakın böyle kocaman bir şey diktim ona. Açsın da görelim bakalım. Kiraz begonya, muhabbet begonya, cam güzel. Çınar begonya deriz biz burada hepsine. Bu da yağlı begonyam. Akşam düşürdüm orada işeye bakmaya çalışırken. Efe püskülleri var kenarda. Onlara bakmaya çalışırken. Bu da böyle sardunyam. Çok güzel. Bu da açacak bakalım inşallah. Pembe diyebiliyorum bunu ben. Bir açsın da görelim. Kokusu çok ağır bir kokusu var. Evet sevgili arkadaşlar. Böyle. Begonyalar, Arap küpelileri, sardunyalar, menekşeler. Bahçem bir düzene oturmadı. Şöyle bir kafayı toparlasam ben güzel bir düzene sokacağım burayı da. Şuralara böyle ayaklı bir şeyler yaptırıp çiçekleri üzerlerine koyacağım. Şu kısmı böyle bu şu betonun üstüne şöyle bir çardak yaptıracağım. Böyle ızgaralı tel koydurup bütün çiçeklerimi oraya asmayı düşünüyorum. Hepsi birden olmuyor maalesef. Zehra'nın bir uçak bileti 5000 lira. Kıbrıs'ta o çocuk okutmak bayağı marifet işi. Her baba yiğidin harcı değil. Çünkü orada her şey sterlin veya dolar euro üzerinden. O yüzden kendi istek ve arzularımızı bir tık erteliyoruz çocuklar için. Onlar okudu mu, ayaklarının üzerinde durdu mu en büyük garanti o. Bizim için de onlar için de. Heh, bak bunu arkadaşımıza gönder dedik. Hatta ben köksüzleri buraya koydum. Zekiye Hanım'a bundan. Bayağı böyle hani Mayış'ın çoğu da paniklemiş. Ben de parasının fazlasını geri gönderdim. Ben öyle şeylere gelemem. Yani dolandırıcı değiliz. Yani haliyle kötüleşiyor. Bazen geç gidiyor. Dayanan çiçek var. Dayanmayan çiçek var.
Kadıncağız da haklı, fazlasıyla çok fazla kargo parası ödedi. Ben de kendime çok cüzi bir miktar ayırıp 130 lira kadar. Kaç lira? 430 lira tutmuştu çiçekleri. 130 lira alıp gerisini, parasını iade ettim. Böyle sevgili arkadaşlar. Onları da İmren Hanım'ın kanalına güzelce video çekeyim diye aldım ama hiç de güzel olmadılar. Onları alacağım yeniden oradan. Böyle askılı saksı da daha güzel duruyorlar. Bunlar da böyle işte arkadaşlar. Karmakarışık. Evet, hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun inşallah.